Çaykur Vapurda Çay Simit Sohbeti sunar. Sevgili seyirciler, Vapurda Çay Simit Sohbet'ten herkese selamlar, sevgiler. Yine bir pazar günü sizlerin karşısındayız. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bu haftaki Çay Simit Sohbet'te aslında bizi biz yapan toprağı, toprağımızı ve o topraktan çıkan müziği konuşacağız. Çok kıymetli iki misafirimiz var. Mehdi Eker ve Bedri Aysel ile Çay Simit Sohbet'te olacağız. Toprak deyince aklınıza ne geliyor? Bugün bendensiniz, evet. İlk neye adaydınız? İngiltere'de Yalnızlık Bakanlığı kuruldu. Yalnızlık Bakanlığı mı? Evet. Al, al bir tane. Al, çayla yiyin. Hanımefendi. Tüm dünyanın organik olarak beslenmesi mümkün değil ama, değil mi? 7 milyar insanın öyle bir şey olabilir mi? Kör olasan Suzan, Suzi, Suzan, Suzi, Suzan, Suzi. Uzasan göğe ersen, cücesin şehirde sen, bir dev olmak istersen dağlarda şarkı söyle. Kalkıyor abi, kalkıyor. Son yolcular. Arkadaş güzel koşuyor. Evet. Bravo. Koşmanız lazım hanımefendi. Geç kalıyorsunuz. Kötü düşenin böyle olur halidir. Diller kaymaksın diller. Diller açılır. Evet. Çay var, simit var. Vapurda Çay Simit Sohbet efendim. Yolcuları aldı. Ben de geçiyorum. Görüşürüz. Toprak aklınıza ne geliyor? Toprak ana. Toprak ana. Hayat. Hayat. Ne geliyor? Vatan. Vatan. Önce aklıma gelen vatan. Malatya. Yeşillik. Yeşillik. Evet. Tamam. Var mı yeşilliğiniz? Biraz. Ne çıkıyor orada yeşillikten? Var mı güzellik, domates, salatalık bir şey? Yok yok, yok. Hayır. Çiçeklerim var. Çiçek. Yazlık yok mu? Yok. Yok. Hiç mi olmadı? Olmadı. Ne yapalım? Yok. Toprak deyince meyve ekmek, et, ne bileyim sebze ekmek. Toprak deyince aklınıza ne geliyor? Tabii ki vatan. Hoş geldiniz. Sizin bakalım. Ne haber? Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Yapları vapurlarıyla sizi Çay Simit Sohbet'te misafir etmek çok evet, güzel olacak. Abi. Ben iki hemşehrinin arasına girmeyeyim. Hoş geldiniz. Yolcuların arasına geçelim. Evet. Bugün bendensiniz. Evet. Var mı sizinle birlikte gelenler? Geçiyor zaten. Abi, buyurun. Burası. Pazar sohbetleri meşhurdur. Özellikle pazar sohbetinde de kahvaltı meşhurdur bir zamanlamadır. Pazar sohbetinde kahvaltı masasında konuşmaktan keyif aldığınız konular neler olur? Güncel meseleler, siyasi meseleler var ama. Ama aile arasında böyle pazar sohbetinde. Aile arasında yani böyle daha çok yemekten falan bahsediyoruz. Yemekten bahsedersiniz değil mi? Biraz önce yolculara da sordum. Size de sormak isterim. Onların verdiği cevapları da söyleyeceğim. Toprak deyince ilk aklınıza ne geliyor? Toprak gelince bir, benim aklıma önce tevazu, sonra bereket gelir. Neden tevazu, neden bereket? Bir söz var. Feyze mazhar olmaz düşmeyince hake nebat, mütevazi olanı rahmeti rahman büyütür. Yani toprak insanın da özüdür. Şimdi insanın özünde tevazu vardır. İnsan tevazu sahibi olursa, yani toprağa doğru eğilirse, o zaman berekete de mazhar olur. Mecliste en çok kahve mi içilirdi, çay mı içilirdi? Siz hangisini içerdiniz? Ya ben duruma göre ikisini de içiyorum. Tabii kahve
Ben Türk kahvesi içiyorum ve Türk kahvesinin bir edebi, adabı, bir kültürü vardır. Genel olarak kahvesi. Peki meclis hangisi içilir? Meclis daha çok çay içilir. Çay içilir. Şimdilerde bitki çayları içiliyor daha çok. Ya yani onlar da çok. Biraz sonra siz bir simit de verirseniz çayla beraber. Martılara simit attınız mı hayatınızda hiç? Efendim? Martılara simit atmışsınız vardır herhalde. Yani, yani simiti ben kendim yedim. Bu da yine. Uzun yıllar görev aşkından, vatan sevdasından fırsat bulup vapurda çay simit keyfi yapamayan Tarım Bakanlarımızdan Mehdi Eker, biraz sonra sizlere şiir okurken sesi de memleketi kadar güçlü olan Bedri Aysel'i de hikayeleriyle sohbetimizi keyiflendiriyor. Mehdi Eker'in çok sevdiği Üsküdar'ı Boğaz'a selamlarken vatandaşlarımız yolcularımız eşliğinde seferimiz başlıyor efendim. Sevgili seyirciler, vapurda çay simit sohbette gemimiz yolculuğuna başladı. Hatta biraz önce Haydarpaşa'yı da birlikte gördük. Bugün tarım için söylediği güzel sözlerle benim de aklımda olan çok değerli, kıymetli bir isim var. Tarım, köylünün yaşam alanı, kentlinin gıdasıdır. Varlıkta değil de yokluğunda onun değerini anlarız diyen bir toprak sevdalısı Mehdi Eker ve birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Nasıl vapurda yolculuk halinde olma durumu? Çok güzel. Ne düşünüyorsunuz şu anda? Neler aklınıza geliyor? Yahya Kemal'i düşünüyorum. Böyle bir güzergahta yolculuk yapmak, bir deniz yolculuğu, bir vapur yolculuğu yapmak gerçekten çok büyük bir keyif. İnşallah. Ve tabii hemen yakınınızda sohbetimize bizimle olan, yolculuğumuzda bizimle olan, tatlı yüzü, sesiyle dünyayı durduran adam olarak da tarif edebileceğimiz bir isim. Peki, sevgili ya. Seyirciler. Aysel'i de güzel sesiyle, enstrümanıyla yolculuğumuzda olacak. Tabii hemen yanı başımızda sevgili Buse Güngör de yolcu konuğumuz olarak bize eşlik ediyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldiniz tekrar. Şimdi hoş gördük. Şehir hatları vapurundan biraz önce konuşuyoruz. Aslında biz birlikte güzeliz durumu var. Bizim medeniyetimiz, bizim kültürümüz çokluk içinde vahdet. Hem bu medeniyeti hem bu ülkenin değerlerini birlikte inşa ettik. Vapur aslında bunu sembolize ediyor. Asya ve Avrupa arasında sürekli gidip gelen ve burada bütün insanlar bir arada oluyor. Bu da aslında İstanbul'u farklı ve özel kılan, güzel kılan hususiyet de bu. Bedri Bey, şimdi efendim, vapur iskeleye şöyle yavaş yavaş yanaşırken ne desek acaba? Suzan Suzi ile başlasak nasıl olur? Suzan Suzi. Değil mi? Yani sizin için uygun mu? Diyarbakır kültürün en önemli simgelerinden, simge türkülerinden birisidir. Çok sevilen bir türküdür. Bedri Bey onda çok tanıtımında çok büyük emeği var. Evet. Sesi de Bedri Bey'in çok muhteşem. Evet. Dinlersek herhalde çok çok güzel. Güzel bir duygu olur. Seve seve efendim. Seve evet. Seve. Kırklar dağının düzü karanlık bastı bizi. Kör olasan Suzan Suzi, Suzan Suzi, Suzan Suzi ziyaret çarptı bizi. Kör olasan Suzan Suzi ziyaret çarptı.
Köprü altı kapkara, Suzan gel beni ara. Saçlarıma kumlar doldu, kumlar doldu, kumlar doldu. Tarak getir sen tara. Saçlarıma kumlar doldu. Gazi Köşkü, Gazi Köşkü serindi. Gazi Köşkü serindir, Dicle Nehri derindir. Gazi Köşkü serindir, Dicle Nehri derindir. Sen ağlama garibanım, garibanım, garibanım. Elbet Mevlam kerimdir. Sen ağlama garibanım, garibanım, garibanım. Vallahi Mevlam kerimdir. Güzel, sağ olun. Güzel, sağ olun. Sağ olun. Eksik olmadı. Vallahi bu sesi kaptan kaçırdı. Kaptanın hep kaptan köşkünde olmasının verdiği üzüntüyü en çok bizim programda yaşıyor kaptanımız. Eyvallah. Kaptan olmak ister miydiniz? Efendim? Kaptan olmayı hiç düşündünüz mü? Çok isterdim. Yani ben denizi de tabii, toprağı da, tabiatı da... O kadar güzel, derin bir söz yalnız var ki. Yalnız demin eksik kaldı. Evet, buyurun. Şimdi yiyelim, sağ olun. Rejimde misiniz? Sağ olun. Bir tane daha ne olur, hayır, kırmayın. Vallahi, tamam, peki. Peki. Al, al bir tane, al. Al, çayla yiyin. Hanımefendi. Saçlarıma kumlar dolmuş, saçlarıma kumlar batmış. Gel tara. Yani... Tarak getir. Tarak getir diyor. Getir sen tara. Tarak getir sen. Şimdi o türkünün bir hikayesi var. Çok hüzünlü bir türkü. Dicle Nehri'ne atlayan, düşen ki gencin hikayesidir. Çok hüzünlü hikayesi. Annesine sesleniyor. Saçlarıma kumlar doldu. Tarak getir sen tara diyor. Çay simit sohbete devam ediyoruz. Hayatta insan birçok şeye aday oluyor. Siz de belki hayatınızın siyasi anlamda da birçok zamanını aday olarak geçirdiniz. Bu şeyi merak ediyorum. İlk hatırladığınız, ilk neye adaydınız? İlk neye adaydım? Ortaokulda kalacak yer bulmak için yatılı okulla adaydım. Hayatımdaki en önemli olaylardan birisidir. Çünkü benim bütün hayatımın istikametini değiştirdi. Çaylar nasıldı bu arada? İlk çaylar... Çaylar... Bedir Bey, siz çay içemediniz. İçerim. Tazeleyelim. Şükür, ben şimdi sabah gelirken insan hayatında hani varlığı da yokluğu da, hani varlıklı olan bir insanın da yokluğu görebilmesi önemli bir şey. Yunus diyor ki, ne yokluğa yerinirim, ne varlığa övünürüm. Varlık da yokluk da hepsi nispidir, görelidir. Onlara çok fazla takılmamak lazım. Kalıcı değerler önemli. Eskimeyecek olan, pörsümeyen, bunlar varsa anlamlıdır. Doğru. Öteki gelir ve geçer. Doğru. Bu zenginliklerin içerisinde var olan şey aslında da belki aile. Kaybolmayacak güzel olan şey. Kalabalık ailelerle olmak nasıl bir duyguydu? Özellikle sizin o çocukluk dönemlerinde 7 kardeş, 6, siz 7 miydi? Ben 7 kardeşim. Yani muhteşem. Değil mi, muhteşem?
Bizde o kadar kardeş yoktu ama hemen hemen yaşantı hep aynıydı. Hep bir avluda, bizim Diyarbakır'da avlulara havş de denirdi. Evet, herkes aynı o büyük evde, 7-8 odalı evlerde otururduk, 4-5 kardeşimiz. Ve anne, baba, dede, nene hep birlikte o kahvaltıyı yaparken o duyduğumuz hazı sizlere anlatamam. Yani insan sosyal varlıktır. Yalnızlık Allah'a mahsustur. İnsanın sosyal varlık olarak diğer insanlara ihtiyacı var. Doğru. Onun için kalabalık olması insanın bu ihtiyacını insanın gideriyor. Bir tek insanoğlu doğduğu andan itibaren başkasının yardımına ihtiyaç hisseder. Sonra aynı insan belirli bir yaştan sonra da tekrar yardıma muhtaç hale gelir. Arada kendini güçlü hisseder. Güçlü, kuvvetli falan. İnsanın çevresiyle, etrafıyla, ailesiyle, milletiyle, vatandaşlarıyla, halkıyla, arkadaşlarıyla, dostlarıyla, bütün diğer insanlarla, nerede olursa olsun, bütün diğer insanlarla birlikteliği güzeldir, anlamlıdır. Çünkü o zaman insan gerçek gayesine, amacına ulaşmış olur. Şimdi geçen gün duydum, İngiltere'de Yalnızlık Bakanlığı kuruldu. Yalnızlık Bakanlığı? Evet. Yalnızlık işlerine, tabii. Çok güzel ya. Yalnızlık Bakanlığı. Peki bu hale niye gelindi? Bizim kültürümüz. Bu paylaşma üzerine diyorsun. Zannediyorum bizim çayı sevmemizin sebebi sevgi, de bu. Saygı. Yani o demlik olayı olmasa, o paylaşmanın tadı olmasa. Ya çay, çay tabii bir paylaşmadır. Çay muhabbettir. Siz iyi demler çay misiniz? Çay sevgidir. Evet, ben çok güzel çay demlerim. Nasıl olmuş bizim çay? Efendim, sizin çay biraz açık olmuş. Tamam mı? Biraz açık olmuş. Şeker kullanıyor musunuz? Şimdi çay biliyorsunuz, ta Osmanlılar zamanında bizim kültürümüzde çok önemli. Ben şeker kullanmıyorum çayda. Bizim gibi fani ve günahkar çay triyakilerinin çay kanunları dedikleri bir beyit var. Diyor ki çay kadehte dide efruz olmalı. Lebrizu, lebrengu, lepsuz olmalı. Bunu Osmanlılar zamanında İzzet Paşa diye bir zat bunu yazmış, bu beyti. Ne demek bu? Şunu. Diyor ki çayın rengi öyle bir kırmızı güzel olmalı ki insanın bakışlarını çarpmalı. Bu kadar koyu kırmızı güzel olmalı. Koyu dide efruz, bakışı çarpan, gözü çarpan demek. Çayla ilgili bizim edebiyatımızda çok söz var. Çay bitmemişse henüz konuşulacak çok şey var. O durumdayız biz de zaten. Evet. İşte yerli çay. Evet. 1930'dan beri Karadeniz'de çay Türkiye'de üretiliyor, Rize'de. Rahmetli Zihni Derin diye bir ziraat mühendisi çay fidanlarını getirip Batum'dan Rize'ye dikiyor. Ve oradan beri de Türkiye'de üretiliyor. Bugün işte yıllık yaklaşık 200-250 bin ton civarında kuru çay ya tekabül edecek şekilde Türkiye'de çay üretiliyor. Şimdilerde tabii biz 2007 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın o zaman talimatıyla organik çay üretimine başladık. Çamlıhemşin'de. Dolayısıyla tüm dünyanın organik olarak beslenmesi mümkün değil ama, değil mi? 7 milyar insan böyle bir şey. Yani şu süreçle, şu şehirleşme tablosu ve şu ticaret sistemiyle çok kolay değil. İmkansız değil ama kolay değil. Öyle söylemek lazım. Hiç vapuru bilmeyen birine bir vapuru anlatırdınız. Zor olsa gerek. Diyarbakır'a gidip orada vapur. Şimdi Diyarbakır'da vapur değil de Diyarbakır'da kayık var. Ve kelek var. Diyarbakır Dicle Nehri üzerinde. Ve tarih boyunca Diyarbakır ile Musul, Bağdat arasında Dicle Nehri su yolu olarak, ticari yol olarak kullanılmış. O kayıklara kelek deniyor. Musul'dan Diyarbakır'a kervanlar mal getirirler. Orada satarlar. Diyarbakır'da alacaklarını alırlar. Orada kelek inşa edilir ve onunla Musul'a, tabi cazibe yoluyla nehir akıyor, onun üzerinden giderler. Dolayısıyla onu Diyarbakır'la mukayese etmeyelim.
ama hiç su tasavvuru olmayan vapur sanayi devriminden sonra dilimize geçen ki buhar kelime manası buhardır. Dolayısıyla vapur kelimesi oradan geliyor. Teknoloji buhar makineleri icat edildikten sonra buharlı işte vapurlarla birlikte bu ismi alıyor. Çok eskiden beri yani işte diyelim dinler tarihinde Hazreti Nuh'tan, tufandan beri vardır. Yani su tasavvurunun olduğu, su kavramının olduğu her yerde gemi ve kıyık vardır. Hayatın olduğu hiçbir yer susuz olamaz. Suyun olduğu her yerde de bu kavram vardır. Slowlar mı daha çok yoksa hareketliler mi sizin böyle içinizi kıpır kıpır yapar? Herkes Bedri Bey'in sesi gibi sese sahip değil. Evet. Allah vergisi muhteşem bir gırtlak. Hiç ağlattı mı sizi? Onur Bedri Bey ağlattı mı sizi hiç? Nasıl it? Huge. You know, the way that we consume that one is we just cut the meat and then put some cheese inside. Okay. It's better for us. Yes, it is the way of consuming it. Only because you told me. Yeah. Diyarbakır yoluna le, Diyarbakır yoluna. Toydum düştüm toruna le, toydum düştüm toruna. Bu sevdalar boşuna le, bu sevdalar boşuna. Delalım, 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 delalım. Bir gün beni Hollanda'ya davet ettiler. Hollanda'da bizim Türklerin bir düğünü olacak. Kalktım gittim, bana dediler ki Bedri abi bir iki gün evvel gel, seni ağırlayalım, gezdirelim. Amsterdam, Rotterdam, oraları bir gör dediler. Kalktım 3-4 gün evvelden gittim. Birisi geldi dedi, bu akşam bizde toplanıyoruz. Dedim tamam gelin. Kalktı gittik efendim. Baktım bir küçücük eve 100 kişi sığmış. Hepsi bizim Diyarbakırlılar. Öldü zannettiğimiz kişileri dahi orada gördüm. Allah Allah. Ama beni sevindiren ve enteresan olan şey neydi? Bizim kültürümüzü, yemek kültürümüzü de oraya taşımışlar. Baktım dolma yapmışlar. Evet. Ondan sonra meftune, meftune bizim bir şeyimizdir. Güveç gibi bir şeydir. Bir tarafta çiğ köfte yoğuruluyor, bir tarafta da kebaplar falan. Dedim bravo, yemek kültürümüzü de buraya taşımışsınız dedim. Ondan sonra çaldık, söyledik, eğlendik, kalktık tam dönüyoruz. Bir arkadaş dedi ki yarın akşam da bizdeyiz. Dedim ne var? Dedi anam dolma yapmış. Aynen çok güzel. Aynen böyle. Hakikaten gittik baktık yine dolma, güveç, çiğ köfte, meftune. Güzel, hoşumuza gitti. Efendim çaldık söyledik eğlendik tam giderken başka bir arkadaşı yarın akşam bizdeyiz. Dedim niye? Dedi anam dolma yapmış. Üçüncü. Evet evet. Dedik hadi bunu da kırmayalım arkadaşım gidelim. Hakikaten gittik baktık efendim dolma, meftune, çiğ köfte, kebap. Her şey var. Yine çaldık söyledik tam gidiyoruz. Bir arkadaş dedi ki yarın akşam da bizdeyiz. Bu defa ben sordum. Dedim anan dolma mı yapmış? Dedi nereden biliyorsun? Dedim ya dedim arkadaş Allah'tan korkuyorum. Biz buraya dolma yemeye mi geldik? Bırak. Efendim tabii düğünümüzü yaptık. Çok güzel çok geçti. Tam güzel geçti. Dönüyoruz. Türk'üz. Benim sevgili eşim düşünmüş. Demiş ki bu adam şimdi orada kebap ye ye anası ağladı. Ya ben burada bir dolma ya. Yapayım. Geldim evde de dolma baktım. Çok güzel ya. Tabii türküleri söylemekte üstadı düşüyor. Değil mi? Evet. Var mıydı o dönemler sizin çalışma hayatınızda güzel sesi olanlar? Ya, Türkiye'de güzel sesli insan çok. Çok değil mi? Maşallah. Maşallah. Ama tabii her ses Bedri Bey'in sesi Bedri gibi. Teşekkür ederim. Sayın Bakanım. Herkes Bedri Bey'in sesi gibi sese sahip değil. Evet. Allah vergisi muhteşem bir gırtlak. Hiç ağlattı mı sizi? Onur Bedri Bey ağlattı mı sizi hiç? Efendim? Ağlattı mı sizi hiç? Bedri Bey ağlamayın diyor. Ağlamayar ağlama diyor. Ağlamayar diyor da size ağlattınız, ağladınız oldu. Allah hep güldürsün Sayın Bakanım. Bedri Bey'in türkülerinde çok hüzün var. Aslında o hüzün de güzel bir hüzün. Anadolu insanına yakışıyor. Onun için biz böyle değerleri iyi korumamız. Evet, evet inşallah. İyi sahiplenmemiz. Çok önemli. Bunların sayısının yeni jenerasyonlarda artmasını sağlamamız. Evet, en önemlisi de o. Bu arada
simit yemeniz o kadar hoşuma gitti ki. Vallahi insan böyle hani misafiri yiyince doyunca mutlu olur ya, aynı o duygudayım. Siz de, karnınız aç değil mi? Dağlarda şarkı söyle, istasyon şiirleri, Necip Fasıl, Kısa Küreğin. Öyle bir kısa bir şey söylemek ister misiniz? Kısa bir şiir söylemek ister, ezberinizde var mı? Yani olmaz mı? Çok mutlu oluruz yani. Dağlarda şarkı söyle. Aslında bir şehir insanının tabiat özlemidir. Diyor ki, al eline bir değnek, tırman dağlara şöyle. Şehir farksız olsun tek, mukavvadan bir köyle. Uzasan, göğe ersen, cücesin şehirde sen. Bir dev olmak istersen, dağlarda şarkı söyle. Bir dev olmak istersen dağlarda şarkı söyle. Keza tabii istasyon şiiri de böyle bir şiirdir. 1920'de yine yazılmış. Tren istasyonları tıpkı rıhtımlar gibi insanların ayrılıp buluştukları mekanlardır. İstasyon şiiri yine Necip Fazıl'ın muhteşem bir şehir şiiridir. Burada gelir insana boş günlerin usancı. Çalar birden kampana, ölüm çanından acı. Sonra bir düdük öter, kesik çığlıklarla der. Buradan bildik gidenler, bir gün döner yabancı. Bu da istasyon şiiri. 1920'lerde Üstad Necip Fazıl'ın, Allah rahmet eylesin, yazdığı şiirlerden. Sizin için onun kadar belki de daha da önemlisi Mehmet Akif Ersoy. Mehmet Akif Ersoy benim için büyük bir şahsiyet. Bizim açımızdan Mehmet Akif tabii hem milli şairdir hem de benim de meslektaşımdır. Veteriner, hekim olmasında değil mi? Tabii veteriner hekimdir. Yaklaşık 20 yıla yakın Tarım Bakanlığı'nın değişik kademelerinde genel müdür muavinliğine kadar yükselmiş. Burası Tarım Bakanlığı'nda bürokrat olarak çalışmış. Sizin gözünüzden hayvanları da merak ediyorum. Böyle o sonuçta insanın içindeki... Şimdi o, hayvan, hayvan canlıdır. Bizim dilimizde kullandığımız, Türkçe'de kullandığımız hayvan kelimesi hayvan, yani canlılar demektir. Arapçası canlılar, hay diri demektir. Hayat kelimesi de oradan geliyor. Yani hayat ile hayvan aynı kökten geliyor. İkisi de diri, diri anlamındadır. Kainat içerisindeki döngüyü de, dengeyi de canlılara, canlıların tanımlanmasında, onların fonksiyonlarının anlaşılmasında görmek mümkün. Bilgi ve hikmet ile bunların tanımlanması lazım. Ve bir de en önemlisi merhamet. Eğer merhamet yoksa, insan kendisi merhamet gösteremiyorsa kendine de merhamet gösteremez. Merhametin menşei, kaynağı rahmettir. Ve bu da yine Yaradan'dan gelen, Cenab-ı Allah'tan gelen bir hususiyettir. Bir özelliktir. Bir şey söyleyeyim. Tabii ki. Şimdi Sayın Bakanım konuşurken siz ona böyle hayran hayran bakıp dinliyordunuz. O benim dikkatimi çekti. Fırsat bulduğum zaman gidip Sayın Bakanımı ziyaret ediyorum. İnanın sizin onu dinlediği gibi ben de böyle dinliyorum ve her gittiğimde ondan bir şey öğreniyorum. Evet efendim, şimdi bu hayvanlardan bahsedilmişken ona atla ilgili bir şey söylemiştiniz. Evet. Evet. Şöyle, Necip Fazıl merhum tabii atları çok seviyor. Ve atlar için bir adı Ata Senfoni olan bir kitap yazmış. Atın insana benzer özellikleri var. Bir, hırslanıyor. İki, atta utanma duygusu var, haya duygusu var. Mesela at doğumunu asla bir yabancının yanında yapmaz. Kimsenin onun doğumunu izlemesine izin vermez. Kıskanıyor. Kıskanıyor. Değil mi? Tabii. Bir de bu duygusu var. Bir dördüncü olarak da at sancılanıyor. Diğerlerinde mesela o sancılanma yoktur. Atta sancılanma vardır. Ve sancılandığı zaman kendini duvarlara vurur. Onun için at kliniklerinde sancı odaları vardır. Onların duvarlarını özel malzemelerle kaplarlar ki
kendine bir zarar vermesin. Bu dört vasfı itibariyle at insana benziyor. Evet, yavaş yavaş programımızın sonuna geleceğiz. Merve, acıktın mı? Merve, sana peynir, ekmek. Bak, peynir var, simit. Ya simit? Cake. you know, the way that we consume that one is we just cut the simit and then put some cheese inside. Okay. It's yes, it is the way of consuming it. Only because you told me. Yeah. Tamam. Where are you from? Russia. From Russia. Mm-hmm. Thank you. Welcome. Evet. Tamam. Yani şimdi şey başlayınca. Tamam, başlamadan birer tane alalım. O zaman ben de yapacağım. Aynen ya, lütfen. O zaman ben de yapacağım. Lütfen böyle bir yapalım. Sonra başlayacağız. Thank you. Welcome. Thank you. Bunu kardeş payı yapıyorum. Bana hepsini ver. Tamam, verdim ben. Paylaşabiliriz. Bunu aldım ben yarısını. Yapacak bir şey yok. Simit peynir güzel gidiyor. Vapurda çay simit sohbeti. Evet, şimdi hareketli bir şarkı. Şimdi oldu. Söyleyeceğiz, o yüzden enerji al. Siz de hoş geldiniz. Hoş. Buradan Beşiktaş'a geçiyor hanımefendi. Bize eşlik edecek. Aynen. Söz sizin. Yeni yolcular geliyor. Yavaş yavaş başlayalım. Eski bakanlarımızdan Bedri Aysel'i. Bakanların eskisi olmaz. Hizmet bugüne kadar devam eden. Edilmişin ahde vefası vardır. Verdiğiniz hizmetlere teşekkür ederiz. Karnımız doydu değil mi? Hareketli. Evet. Sınır var mı daha çok, yoksa hareketliler mi sizin, böyle içinizi kıpır kıpır yapar? Benim mi? Evet. Ya ben hüzünlü Anadolu türkülerini seviyorum. Seviyorsunuz değil mi? Biz efendim Diyarbakır yoluna diyoruz. Diyeceğiz. Diyeceğiz değil mi? Diyeceğiz efendim. Biz size eşlik edeceğiz. Diyelim mi? Diyelim, buyurun. Çaykur'un sunduğu Vapurda Çay Simit Sohbet devam edecek. Yoğurt Burhan'dan yenir. Az yaparım, güzel yaparım. Babamız gibi. Babam benim dükkanda bir çilekten bir muzdan yiyor. Haberin yok. Bence babamın tarifini memleketteki herkes denemeli. O işte bende. Her kobinin başka başka işi var. Kuveyt Türk'te her kobiye özel paketler var. Siz de Kuveyt Türk'ün işletmenize özel avantaj paketinden hemen yararlanın. Kuveyt Türk, sağlam bankacılık. 35 dakika kesintisiz Hover Rhapsody dikey şarjlı süpürge 9 değişik başlıklı. Peşin fiyatına 1099 lira. 10 ay taksitle ev kurda. Burası gerçek Ataşehir. Çok yakında. Gelecek. Gerçek Ataşehir'de gerçek bir yaşam. Mayıs'ta başlayacak ön talep öncesi ayrıcalıklar için ataşehirmodern.com. Rowenta'da 4A performansı sessizlikle. Peşin fiyatına 1649 lira. 24 ay taksitle. Üstelik dilediğiniz 3 hediyeden birini seçin. Ev kur, evinizi kurar. Bu devirde altınları evde tutmak mı? Bu devirde altınları evde tutmak, daha birinci bölümde esas oğlanı senaryo gereği öldürmek gibidir. Bin bir zorlukla biriktirdiğiniz altınlarınızı evde tutmak yerine, Hazine Müsteşarlığı'nın altın tahvili ya da altına dayalı kira sertifikasında değerlendirin, hem altınlarınızı güvenle saklayın, hem de değerine değer katın. Türkiye'deki Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı. Çaykur'un sunduğu Vapurda Çay Simit Sohbet devam ediyor. Büyük bir keyifle. Bekir yoluna le, Diyarbakır yoluna. Toydum düştüm toruna le, toydum düştüm toruna. Bu sevdalar boşuna le, bu sevdalar boşuna. Delalım, 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 delalım. Bu sevdalar boşuna le, bu sevdalar boşuna. Delalım, 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 delalım.
vererek sularına, les vererek sularına. Bak gözümün yaşına le, bak gözümün yaşına. Bu sevdalar boşuna le, bu sevdalar boşuna. Delalım, 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 delalım. Bu sevdalar boşuna le, bu sevdalar boşuna. Delalım, 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 delalım. Efendim benim bir torunum var. Ama alkışlayalım, öyle olmaz, böyle olmaz. Böyle, öyle olmaz ama ya. Öyle olmaz. Allah herkesinkini bağışlasın. Amin. Daha 13 aylık Sayın Bakan'a sağ olsunlar, tanıyorlar. Göldüler, ziyaret ettiler, eksik olmaz. Ne ismi verdiniz? Allah bağışlasın. İsmi Hava. Eba Hava, Hava anamızın ismi. Efendim ben bu türküyü söylediğim zaman daha 13 aylık kalkıyor, sallanıyor ve el çırpıyor. Evet. Çok güzel ya. Ne güzel yani. İnsan ritmi alıyor işte. Çok güzel. Çok çok güzeldi, çok keyifliydi. İki kıta arasındaki yolculuğumuz bitiyor. Son bu yolculuk olarak, bu kadar. Bu yolculuk bu kadar. İnsan ister istemez bedeni bir şekilde yorgun oluyor. İşte saçları dökülüyor. Kırışıklıklar çoğalıyor. Peki yaşlılıkla birlikte kalpte neler oluyor? Kalbin gönül karşılığı vardır. Onun yaşı yoktur. O yaşlanmaz. Arap edebiyatında bu konuyla ilgili çok önemli bir beyit var. Ela leyte şebabe yaudu yevmen fe uhbiruhu bima fi'lel meşibi. Eğer bir gün gençliğim geri gelmiş olsaydı, yaşlılığın yaptıklarını ona şikayet ederdim. 20 yaşındaki sizi böyle karşınızdan görseniz, bir omuz atsa böyle size, durdurup baksanız ki siz olsunuz, ne söylerdiniz kulağına, ne fısıldardınız? Yani bu güç ebedi değildir derdim. Doğru, doğru. Kalıcı değildir. Değil, de. Dikkat et derdiniz değil mi? Evet. Kıymetini bil. Kıymetini bil. Kıymetini bil. Çok mutlu oldum. Tamam. Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle. Her evet. İşiniz güle güle olsun inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Seyircilerimize ne söylersiniz? Şu anda kahvaltı masasında olanlara evet. Sağlıklı beslenmeyle ilgili. Sizden bir mesaj gitsin, ya, öyle kapatalım. Hepsine sağlık diliyorum, afiyet diliyorum. İhtiyacımız olan bütün besinlerin hepsinden yiyelim ama hepsini yemeyelim. İhtiyacımız olan besinlerin hepsini yiyelim. Ha, hepsinden yiyelim ama hepsini yemeyelim. Ne güzel bir laf. Gördün mü hocam? Eyvallah. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dünyanın en güzel şehri İstanbul'un iki yakası arasında gerçekleştirdiğimiz vapur seferiyle hem vatandaşlarla bir arada olma, sohbet etme hem de eşsiz ses Bedri Ayseri'nin türkülerini dinleme imkanı buldum.